Merhaba arkadaşlar. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 25 Eylül 2018 tarihli Kriz Mriz Yok, Halüsinasyon Görüyorsun başlıklı köşe yazısıyla yeniden birlikteyiz. Memlekette adalet olmadığı için boş vakitlerinde hobi olarak ekonomi ve sağlık bakanlıkları ile ilgilenen Adalet Bakanımız, ekonomide yaşanan sıkıntılar psikolojik dedi. Bence tam isabet. Mesela dünya bizi kıskanırken markete gidip geçen sene 14 liraya aldığın deterjanı bu sene 29 liraya aldığını düşünüyorsan, geçen sene 12 liraya aldığın peynirin aynısını bu sene 22 liraya aldığını zannediyorsan, teşhis doğru, sen ruh hastasısın. Sayın hükümetimiz enflasyonun taş çatlasın %18 olduğunu söylerken markette iğneden ipliğe her şeye en az %80, %90 zam geldiğini sanıyorsan, farz edelim geçen sene 18 liraya aldığın tuvalet kağıdını bu sene 41 liraya alıyormuşsun gibi geliyorsa, kıçını pırıl pırıl silerken kafanı temizlemeyi ihmal etmişsin demektir. TÜİK'in enflasyon sepetine göre arkadaşlar dikkat edelim, enflasyon sepetimizde neler varmış? Avustralya palmiyesinin tohumu ucuzlamışken Kanada müzelerine giriş bileti ucuzlamışken, uzay istasyonunun radyasyon panelini optik laboratuvara monte etmek için kullanılan vida ucuzlamışken sen hala pazara gidip ısrarla domates almaya çalışıyorsan, kendi kendine konuşarak "Domates fena zamlanmış." diyorsan, e saplantılısın. Elektrik faturasını görünce parmağını prize sokup çarpılmışsın gibi hissediyorsan, su faturasını görünce bizim evde hamam mı işletiyoruz birader diye gözlerine inanamıyorsan görmezlikten gel halüsinasyondur. Ve ben sana müjdeyi şimdiden vereyim. Doğal gaz faturası geldiğinde göreceksin nasıl üç boyutlu halüsinasyonu. Çin'den bile fazla büyüyen asrın ülkesinde işsizsen ve iş aradığın halde bulamıyorsan muhtemelen kafadan kontaksın. İş aramayı filan boş ver, uzan şöyle, iç dünyana yönel, kendini ara. Patron konkordata ilan edip hepinizi kapının önüne mi koydu? Verilmiş sadakanız varmış kardeş. Kurtulmuşsunuz. Farkında bile değilmişsiniz. Bunca sene aklından zoru olan adamın yanında çalışmışsınız demek ki. Bak okullar açıldı. 40 yapraklı incecik defterin fiyatı 4 liradan 7,5 liraya düşmüş. Kurşun kalem 50 kuruştan 2 liraya ucuzlamış. Boya kalemi 15 liradan 35 liraya gerilemiş. Silgi 3 liradan 8 liraya azalmış. Kırtasiye fiyatları %300 hafiflemiş. Hükümetimiz daha ne yapsın? Sana bir teşhis de Milli Eğitim Bakanımız mı koysun yani? Bu Adalet Bakanı'nın yönettiği adalet sisteminde 1. derece hakim ve savcılar 2018'in yıl başında 2430 dolar alım gücüne sahipken bugün aynı maaşla anca 1430 dolar alım gücüne sahipse Birinci derece hakim ve savcıların ekonomik refahı yılbaşına göre net 1000 dolar erimişse, bu yazıyı okuyan birinci derece hakim ve savcılar 1000 doları 6.3 lirayla çarpıp, ulan 9000 lira maaş alıyoruz, yılbaşına göre 6300 lira kaybımız var, öperim böyle aşkınız abını diyorsa, işte bunlar hep psikolojinin bozulma belirtileridir. Arkadaşlar bu köşe yazısını ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklarsanız bu video YouTube tarafından daha çok arkadaşımıza önerilecek ve dolayısıyla daha çok arkadaşımız bu konudan haberdar olacaktır. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.